Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Haftanın Spor Toto karşılaşmalarını yine sizlerle birlikte bu programımızda yorumlamaya çalışacağız. Kısa bir video olmaya çalışacak, hızlı geçmeye çalışacağım karşılaşmaları, ama önemli uyarıları tabii ki de her hafta olmuş olduğu gibi yine programımız içerisinde siz değerli dostlarımıza aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bizlere göndermiş olduğunuz beğenilerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Spor Toto programlarımızı da böyle 1000'e yakın like'larla süslendirirseniz hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da beklediğimi söyleyeyim. Yorumlar kısmında da yine hep beraber karşılaşmaları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda ben biliyorsunuz bir 16 liralık kupon yapmıştım ve bu 16 liralık kuponda 7 tane kırmızının olduğunu görebiliyoruz. Bazı karşılaşmalara tek geçmiştik. Mesela Galatasaray mücadelesine sonradan bakın demiştim. Onu çıkarırsak eğer 6'ya düşüyor ve işte Fenerbahçe maçının galibiyetini alanlar ekstra, bunlara bütçe ayıranlar, onun dışında Real Madrid galibiyetine ekstra bütçe ayıranlar vesaire, bunları da aldığınız zaman zaten 5 tane 4 tane yanılgımızın olduğunu söyleyebiliriz. Ama önemli sürprizlerin de çıktığını geçtiğimiz hafta itibariyle söyleyelim. Buna rağmen 2 kişinin de Spor Toto yakaladığını söylüyoruz ve kendilerini tebrik edelim. Hatta bize de 14 yakaladığını söyleyen, tabii bizden yakalamamıştır ama kendisi yakalamıştır, 14 yakaladığını söyleyen bir arkadaşımız var. Kendisini tebrik ediyoruz. 13 ve 12'yi de zaten yakalayan çok arkadaşımız var. Yine mesajlarını bizlere göndermişler. Mesela bir Arsenal sürprizi gelmişti. Benim açımdan tabii ki de bir Arsenal sürprizi gelmişti. Southampton mesela, buraya bütçe ayırmadım ben. Southampton'dan bir galibiyet beklemiyordum. Onun dışında şöyle baktığımız zaman Lazio-Milan mücadelesinde Milan kazandı. Lazio tarafına biraz gitmiştik biz, hatırlayacaksınız. Onun dışında da mesela geçtiğimiz haftalarda 7-8 tane karşılaşmaya rahatlıkla tek atarken, tek atabilirken şans yardımıyla, bu hafta çok az tek karşılaşma bildiğimizi görebiliyoruz. Hangi karşılaşmalar bunlar? Mesela Napoli karşılaşmasına tek atmıştık. Onun dışında Kasımpaşa Sivasspor'a tek atmıştık. Başakşehir mücadelesine doğrudan 2 şeklinde değerlendirmemizi yapmıştık. Malatya Gençler Birliği'ne 0 atmıştık. Bunlar mesela güzel gelenlerdi. Onun dışında mesela Konyaspor mücadelesi yine 0'la birlikte geliyordu ama 90+5'te gelen penaltı golüyle birlikte yanılmıştı. Yani aslında çok fazla sürprizin çıkmadığı, sadece 2 tane sürprizin çıktığı bir hafta sonunu geride bıraktık. Ve önümüzdeki hafta ise yine güzel karşılaşmalar var. Biraz sürprize gitmek isteyenler de olabilir ama ben yine 16 liralık bir tavsiye sizlere aktaracağım. Zaten biliyorsunuz ben Spor Toto'yu çok fazla yüklü miktarda değerlendirmiyorum. Sizler tabii kapatabilirsiniz, İşte üçlü tercihler alabilirsiniz vesaire. Ben çok fazla değerlendirmede bulunmuyorum. 16 lira, 32 lira bilemediniz. Çok güveniyorsam, hadi o hafta oynayayım diyorsam 64 lira şeklinde değerlendiriyorum. Genelde bu şekilde değerlendirdiğimi söyleyeyim. Şimdi benim karşılaşmalarımı yine sizlere aktaracağım ben. Bazı karşılaşmalar tek tabii ki de ama yine bütçesi olan değerli dostlarıma da tavsiyelerimi ileteceğim. Çok fazla sürprize gittiğimi söyleyemem. Hani bu hafta biraz sürpriz çıktı. Önümüzdeki hafta belki sürpriz çıkmaz düşüncesiyle karşılaşmaları değerlendirelim ama sizin yine tabii ki de cuma gününden itibaren karşılaşmaları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. İşte az önce videonun başında da söylemiş olduğum gibi Galatasaray'da Onyekuru'nun durumu da cuma günü belli olmuştu. Artık o saatten sonra hangi tercih daha çok öne çıktı? 0-2 çifte şans tercihi daha çok öne çıktı ve bununla ilgili de zaten Instagram üzerinden de duyurularımızı yapıyoruz. Cuma günü öğleden sonra bu duyurumuzu yapmıştık. Hemen başlayalım mücadelelerimize. Şimdi Malatyaspor Beşiktaş mücadelesiyle ilgili, Beşiktaş'ın evet bu hafta kaybettiğini söyleyebiliriz ama tabii maçı koparabilecek pozisyonlara da çok fazla girdi. İlk yarıda Lung'un inanılmaz iyi bir performansı vardı. İkinci yarıda da devam etmişti. Kayserispor güzel bir galibiyet aldı. Az da bulsa kaleyi, korner kullanmadan Kayserispor mücadeleyi kazanmayı başardı. Tabii Beşiktaş'tan iyi bir oyun görsek de gençlerin bazı yapmış olduğu hatalarla birlikte, ki bu gençler de hata yaparak her zaman olgunlaşacak. Bunları detaylandırırız Spor Toto panorama programlarımızda. Ben burada Beşiktaş'ın mücadeleyi kaybetmeyeceğinden yana tercihimi kullandım. 0 ve 2 tercihlerini aldım. Evet, yeni Malatya'nın durumu çok kritik ama en kötü mücadele berabere biter diye düşünüyorum ve Beşiktaş da arka arkaya 2 mücadele kaybetmez ve durumu götürebildiği kadar götürmeye çalışacak sezon sonuna kadar. 0-2 çifte şans ideal olacaktır. Görüşündeyim. Fenerbahçe Sivasspor mücadelesiyle ilgili çok kritik bir karşılaşma. Fenerbahçe son dönemde mücadelelerini kazanıyor ama nasıl kazanıyor? Yine futbolu yakından takip eden değerli dostlarımız bileceklerdir. Evet, iddia açısından iyi geçtiğini, iyi sonuçlar aldığımızı Fenerbahçe açısından söyleyebiliriz ama Fenerbahçe istenilen futbolu çok fazla vermiş gibi gözükmüyor. Sivas'ta oynayacaklarından dolayı ben bu mücadelede yine beraberliğin çıkmayacağını düşünüyorum. Sivasspor'un da
kesin galibiyete ihtiyacı var ki artık onlar şampiyonluktan koptular ama yine de 3. sırada kalabilmek adına Sivas Spor mücadeleyi kazanmak için oynayacak. Zaten Fenerbahçe mücadeleyi riske edeceğinden dolayı da karşılaşmayı Fenerbahçe'nin de kazanabilmesi mümkün diye düşünüyorum. O yüzden 1 ve 2 tercihini stratejik olarak değerlendirdim. Yine son detaylara, sakat ve cezalara bakarak Cuma gününden itibaren siz değerli dostlarımız karar verebilirsiniz. Ben 1 ve 2'yi değerlendirdim burada. Ankara Gücü Galatasaray mücadelesinden doğrudan beraberlik bekliyorum. Ben Galatasaray'da çok fazla eksik var ve Ankara Gücü'nün artık kesinlikle ama kesinlikle puan alması lazım. Hani karşılaşmayı kazanmasını bıraktım, puan alması lazım. Hazır Galatasaray'da böyle eksikler varken Ankara Gücü'nün ben bir beraberlik alabileceğini düşünüyorum. Bütçesi olanlar isterlerse Ankara Gücü tarafına bir sürpriz yazabilirler. Belki haftanın sürprizi burada Ankara Gücü'nden gelebilir görüşündeyim. Denizli Spor Trabzonspor yine haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Levent Kartop şu anda Denizli Spor'un başında. Sezon sonuna kadar devam edeceği söyleniyor. Bülent Uygun'la yollar ayrılmıştı ve Trabzonspor'un sakatlıklarının dönmesinin ardından Trabzonspor'un iyi bir kadroyla, standarda dönmüş olan kadrosuyla birlikte mücadelede ben açık ara favori olabileceğini düşünüyorum. Burada Denizli Spor'dan herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor'u 2 olarak değerlendirdim. Göztepe Gençler Birliği mücadelesi içinde doğrudan berabere bekliyorum. Gençler Birliği'nin de gol sıkıntısı var. Hatta bugün videoyu çektiğim sıralarda sizlere salı akşamından itibaren çekiyorum. Gençler Birliği'nin mesela Fenerbahçe ile oynayacağı bir mücadele var. Ona göre de değerlendirme yapabilirsiniz. Ben şu anda Fenerbahçe maçını henüz daha izlemedim ve hani Fenerbahçe maçında çıkacak olan bir birbirlik beraberliğin neticesinde, ben öyle düşünüyorum, neticesinde bu karşılaşmayı değerlendirirsek yine Ankara temsilcisinin ben bu deplasmanda berabere kalabileceğini düşünüyorum. Göztepe ile birlikte Göztepe'nin de çok fazla seyirci desteği olmadan ve motivasyonu olmadan maçlarını kazanamadığını yine geçtiğimiz dönemde de pandemi sonrasında da görmüştük. O yüzden doğrudan tek attım sıfır karşılaşmalarından bir tanesi. Antalya Spor Alanya Spor mücadelesi ile ilgili de mesela kupada da izledik bu iki takımı biliyorsunuz. Alanya Spor'un çok ezici üstünlüğü vardı ama Antalya Spor'un ciddi anlamda eksikleri vardı o karşılaşmada. Ligde de aslında iki takımın oynamış olduğu karşılaşmalarda çok fazla bir tarafın mücadeleyi kazanmadığını görüyoruz ama Alanya'nın son dönemdeki performansı, yani Alanya Spor'a baktığımızda ligde İyi futbol oynayan 5 takımdan bir tanesi. Çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Antalya Spor'da eksikler de var mesela. Bu akşam itibariyle de eksikler var. Trabzonspor'la da oynayacaklar. Ben burada Alanya Spor'un mücadeleyi kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani sürpriz beklemediğim bir karşılaşma. 0 ve 2'yi burada değerlendirdim ve geçtim. Yine siz de kendi fikirlerinizi ekleyebilirsiniz. Kasımpaşa Çaykur Rizespor mücadelesi için Kasımpaşa tarafına yöneldim. Çaykur Rizespor evet kazanması gerekiyor mücadeleyi ama Kasımpaşa pandemi sonrasının en fazla puan toplayan ve en iyi oynayan takımlarından da bir tanesi. O yüzden Kasımpaşa'nın burada mücadeleyi kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 tercihlerini değerlendirdim. 8. karşılaşmamız Kayserispor Antep mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Antep'in bir sürpriz yapabileceğini sizlere aktarmıştık. Hani bütçesi olanlar değerlendirebilir diye. Güzel geçmişti. Kayserispor da Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Kayserispor Antep mücadelesinde ben iki takımın da şansını eşit görüyorum ve 1 ve 2 tercihini, yani çift tercihi bu karşılaşmada kullandım. Ya Kayseri kazanır ya Gaziantep kazanır diye düşünüyorum. Şumudika çünkü çok tehlikeli bir teknik direktör. Prosineçki'nin takımına karşı da belki bir sürpriz yapabilir görüşüyle yine stratejik bir tercihe gittim. 1 ve 2 tercihini değerlendirdim. 9. mücadelemiz Konyaspor Başakşehir. Doğrudan 2 aldığım bir mücadele ama burada ayrıca bir parantez açacağım. Bütçesi olanlar kesinlikle ama kesinlikle sıfırı değerlendirmeli. Çünkü Konyaspor biliyorsunuz küme düşmeme potasında mücadele veriyor ve can havliyle karşılaşmaya çıkacak. Öyle ya da böyle rakibinin üstüne çok fazla yüklenecektir. Belki bir beraberlik sürprizi çıkabilir diye düşündüğümden dolayı 2'nin yanına 0'ın da konmasını tavsiye ediyorum ben. Ama ben tabii 16 lira yaptığımdan dolayı doğrudan 2 şeklinde Başakşehir'i değerlendirdim. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Hatta en büyük adayı Başakşehir'i değerlendirdim. 10. mücadelemiz Premier Lig'de oynanacak Wolverhampton-Everton mücadelesi. Çok tipik bir beraberlik mücadelesi. Wolverhampton beni Arsenal karşısında geçtiğimiz hafta çok şaşırtmıştı. Evet, maçın içerisinde birçok kırılma anı var. Yine bunları iddia videolarımızda anlatmaya çalışıyorum. Detaylı olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Ama Arsenal az gelse de mücadeleyi genç oyuncularıyla birlikte kazanmayı başardı. Wolverhampton'ı eski sisteminde çok fazla göremedim. Espirito yine aynı tarzda oynatıyor takımını ama eski tarzında göremedim Wolverhampton'ı ve Everton'ın da Tottenham mücadelesini 90 dakika pazartesi günü izleme fırsatı bulmuştum. Fena oynamadılar. Takım savunmasını da çok iyi yaptıklarından dolayı sanki mücadele sıfırda kalabilirmiş gibi gözüküyor. Tabii bütçesi olanlar Wolverhampton tarafına gidebilirler. Burada Everton'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum. Richarlison da sakatlıktan yeni çıkmış ve Tottenham mücadelesinde bir tane sadece net gol pozisyonu kaçırmıştı. Onun da formundan
gayet uzak olduğunu söyleyebiliriz. 11. mücadelemiz bir Londra derbisi. Tottenham Arsenal arasında oynanacak. Tottenham'ın ben bu mücadelede artık kazanmasını bekliyorum. Arsenal dolu dizgin gidiyor. Evet, çok iyi bir şekilde gidiyor gençlerle birlikte. Ama Tottenham da son dönemde biraz toparlanmış gibi gözüküyor. Yine sakatlıklarının geçmesinden dolayı ve onun dışında birden Everton maçını kazandıktan sonra hedef de doğdu Tottenham'a. Bunu da yine iddia bültenimizde anlatmaya çalışmıştım. Hedefleri doğrultusunda ben bu mücadelede Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum. Sürpriz bekleyenler sıfırı da yazabilirler. Aslında bir Londra derbisi sıfır da çok sürpriz olmazmış gibi gözüküyor. Yani bütçesi olanlar değerlendirsinler diyelim. 12. mücadelemiz La Liga'da Real Valladolid Barcelona mücadelesi. Barcelona geçtiğimiz Villarreal karşısında inanılmaz bir futbol oynadı. Tam olarak Barcelona futbolu oynadığını söyleyebiliriz. Pandemi sonrasında da ilk kez bu kadar etkili futbol oynadığını gördüğümüz karşılaşmalardan bir tanesiydi. Burada Real Valladolid çok defansif bir takım. Çok defansif bir takım olduğundan dolayı Barcelona öyle ya da böyle kilidi açacaktır ve şampiyonluk yolunda Real Madrid'i tekrardan kovalamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, zor gibi gözüküyor ama Real Valladolid'i de Barcelona'nın yenmesini beklemek çok normalmiş gibi gözüküyor. O yüzden iki şeklinde değerlendirdim. Sürpriz bekleyenler sıfırı alabilirler. Ben Real Valladolid'in mücadeleyi kazanacağını düşünmüyorum. Atletico Madrid Real Betis mücadelesi. Real Betis de çok kötü futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Son dönemde özellikle son 3 karşılaşmasını takip etme fırsatı da buldum. Bazı mücadelelerin 90 dakika, bazılarının da özetini izleme fırsatı buldum. Real Betis bu mücadelede bana göre kazanamaz diye düşünüyorum ve Atletico Madrid tarafına gittim. Sürpriz beklemediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Serie A'dan 2 tane karşılaşmamız var. Son 2 karşılaşmamız Parma Bologna'yı ağırlayacak. İddia açısından, aslında goller açısından çok rahat bir karşılaşma, tahmin edilmesi çok rahat bir karşılaşma. Parma'da Fiorentina karşısında aslında erken dakikalarda yemiş olduğu 2 golle birlikte bizleri biraz şaşırtmıştı. Tabii bunu ben farklı bir şekilde başka arkadaşlarımla birlikte yorumlamıştım bu karşılaşmayı. Şaşırdığım karşılaşmalardan bir tanesiydi ama yine gol buldu o mücadelede. Onların da bir Avrupa Ligi hedefi var aslında. Biraz zor gibi gözüküyor ama yine kovalayacaklardır görüşünü. Bologna'da Inter karşısında inanılmaz bir performans göstermişti. Şans tabii. Şans yardımıyla da yine Lautaro Martinez'in kaçırmış olduğu penaltılar vesaire, top döndü dolaştı. Bologna öne geçmeyi de başardı ve Inter deplasmanından San Siro'dan 3 puan almayı başardı Bologna. O moralle gelecekler tabii ki. O yüzden sıfırı bir kere yazdım bir kenara ve daha iyi futbol oynadığını düşündüm. Parma tarafına da yöneldim. 1 ve 0 tercihleri mantıklıymış gibi gözüküyor. Son mücadelemiz yine Napoli mücadelesi. Milan'ın inanılmaz bir çıkışı var. Evet, onlar da Juventus'ta bir karşılaşma oynayacaklar hafta içerisinde. O karşılaşma tabii bu karşılaşmayı etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Kadroları çok detaylı olarak anlatamıyorum hızlı anlattığımdan dolayı. Burada Napoli'nin son dönemde oynamış olduğu futbolla birlikte Milan'ın da biraz gaz almasıyla birlikte ben iki takımın da yenişemeyeceğini düşünüyorum. Tek attığım, beraberlik olarak tek attığım mücadelelerden bir tanesi. Onun dışında başka bir tercih aklıma gelmiyor. Milan tarafı da olur, Napoli tarafı da olur, sizlere bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar, haftanın Spor Toto bültenini değerlendirmeye çalıştık. Yine bölümümüzden fayda sağlıyorsanız bizlere like'larınızı gönderebilirsiniz ve göndermiş olduğunuz like'lardan, yorumlardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek veren, minnetsiz bir şey beklemeden destek veren sevgili sponsor üyelerimize de bu vasıtayla tekrardan teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Her şeyden önce sağlıkla kalın. Hoşça kalın.